Merhabalar sevgili dostlar arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte gözaltına alma kurumuna bakacağız. Koruma tedbirlerinden bir farklı bir türü de gözaltına alma. Bu da yine geçici yakalama gibi. geçici olarak yakalanan kişilerin üzerine hemen ardından gelen farklı bir koruma tedbiri. geçici olarak yakalanan kişi eğer serbest bırakılmaz ise Cumhuriyet Savcısının kararıyla Gözaltına alınabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, gözaltına alma kararını Cumhuriyet Savcısının verebileceğidir. Ee, burada en başta gözaltı sürelerine bakalım. Ee, özellikle burada dikkat etmeniz gereken hem Hakimlik savcılık sınavları için hem e, Fakültelik sınavları için belki Hakimlik sınavı için birazcık daha önemli çünkü orada kanuni ayrımlar ve kanun ezberi birazcık daha önemli oluyor. E, Gözaltı sürelerinin iki farklı kanunda ayrı ayrı düzenlendiği. Her ikisinde de belki aynı noktaya çıkıyor ama burada bazı üst sınırların değiştiğini görebiliyoruz. Burada yani kanun derken ilk önce bir ceza muhakemesi kanunu ardına anayasaya bakmak gerekiyor. Anayasamız e, tabii kanunların üstü bir düzenleme olması hasebiyle burada genel çerçeveyi bize sunuyor. Hemen ardından ceza muhakemesi kanunumuza gözaltına alma sürelerini ayrı ayrı e, ihdas etmekte. Şimdi gözaltına alma süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu olan süre hariç tutulmak şartıyla. Burası önemli. Yani söz konusu en yakın hakim veya mahkemenin önüne çıkarılması için gereken yol süresi ne kadarsa bunun e, çıkarılması suretiyle belirlenmek e, durumunda yakalama anından itibaren 24 saati geçemiyor. Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu olan süre ise 12 saatten fazla tutulamıyor arkadaşlar. Burası önemli bir nokta. Tekrardan söylüyorum e, 24 saati geçemiyor. Ceza mahkemesi kanunu kapsamında bu şart ama bu e, söz konusu 24 saatlik süreye ilgili hakim veya mahkeme önüne çıkarılması için gereken yol süresi dahil edilmiyor. Bu yol süresi de en fazla 12 saatlik bir aralık olabiliyor. Burası önemli bir nokta. Şimdi Bu ceza muhakemesi kanunu kapsamıza düzenlenen ihdas edilen özel kanun gibi düşünebiliriz. Yani burada genel düzenleme olan anayasadaki düzenlemeye bakacağız. Ceza muhakemesi kanunu birazcık daha çerçeveyi daraltmış. De Şöyle demiş anayasa. Anayasamızın 19. maddesinin 5. kurasına göre yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç tutulmak üzere en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün içinde hakim önüne çıkarılır. Bakın burası önemli. Biz toplu olarak, toplu olarak işlenen suçlarda ceza muhakemesi kanunu nasıl bir süre ihtas ettiğini henüz görmedik. Biraz sonra onu da söyleyeceğiz ama anayasa normalde ceza muhakemesi kanunu kapsamında 24 saat olarak belirlenen sürenin çerçevesini belirleyerek en fazla 48 saat demiş. Burası önemli bir nokta. Toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 gün demiş. Bizim ceza muhakemesi kanunu kapsamında ise bu süre her defasında bir günü geçmemek üzere 3 gün süreli uzatılmasına yazılı olarak emir verilebilecek şekilde ihdas edilmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Ancak ifade etmek gerekir ki şurada anayasandaki bu süreler üst sınır olup yani çerçeve uygulamalar olup çerçeve sınırı olup ceza muhakemesi kanunundaki Gözaltı süresi, yol süresi hariç normal normal suçlarda 48 saate, toplu suçlarda ise 4 günü geçemez şeklinde anlaşılmalıdır. Dolayısıyla yürürlükte ceza muhakemesi kanununda gözaltı süresi, yol süresi hariç normal suçlarda en fazla 24 saat, toplu suçlarda ise en fazla 4 gün olarak öngörülmüş olması bile anayasaya uygunluk söz konusu. Yalnız dikkat ederseniz burada anayasadaki belki süre biraz daha yüksek ihtiyaç edilmiş ama en fazla dediği için ceza muhakemesi kanununda bunun daha lehe bir yorumlamayla 24 saate düşürdüğü için şu an için anayasaya aykırı bu makta ve biz ceza muhakemesi kanunu kapsamındaki uygulamayı kullanmaktayız. Kullanmak durumundayız. Toplu olarak işlenen suçlarda delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle buradaki sebebini açıklamak gerekirse adı üstünde toplu suçlardan bahsediyoruz. Burada şüpheli sayılar elbette ki bir kişinin ifadesinin alınması noktasında olsun. Yani onun soruşturma işlemleri bir yana bunun Bu sayının birden fazla kişiden, birden fazla failin, şüphelinin daha doğrusu olması hallerinde elbette burada bir zorluk durumu söz konusu oluyor. Bu tür hallerde ise delillerin toplanmasına güçlük gibi başka etmenler de söz konusu denkleme dahil olduğundan artık burada Cumhuriyet Savcısının gözaltı süresinin her defasında bir günü geçmemek üzere üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebiliyor. Burada yol süresi harici 24 saat. Ee, zaten genel kuralımız toplu suçlarda da dahil olmak üzere ancak Artık her birisi birer defa olmak üzere bir gün, bir gün, bir gün şeklinde toplam dört güne çıkartabiliyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, formüle edebiliriz. Kafanız karışmasın ceza muhakemesi kanunu kapsamında e, gözaltı süresi en fazla 24 saat olabilir. Yol süresi hariç yol süresi en fazla 12 saat olabilir. Toplu suçlarda ise ceza muhakemesi kanunu kapsamında toplu suç toplu suçlarda ise bu 24 saat'e ek olarak e, Cumhuriyet Savcısı her defasında bir günü geçmemek üzere toplam üç gün daha uzatabilir. Yani dört gün toplu suçlarda bir gün. 106 süresi söz konusu. Peki bu nasıl yapılabilir? Bunu Cumhuriyet Savcısı mutlaka yazılı olarak emir vermek suretiyle yerine getirebilir. Eğer yazılı emir verilmezse söz konusu bu uzatım yapılamayacak. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi Cumhuriyet Savcısı'nın sözlü olarak bunu yapamadığı yazılı bir emir suretiyle bu üç günlük uzatmayı yerine getirebileceği. Evet toplu suçlarda ve normal suçlarda gözaltı süresine bakmış olduk. Şimdi gözaltına alma bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Burada iki tane ana şartımız olduğunu görüyoruz. Tekrardan söylüyorum gözaltının iki tane ana şartı var. Birincisi bu gözaltına almanın kişinin hakkında soruşturma yönünden bu tedbiri koruma tedbiri olarak bu gözaltına almanın verilebilmesi, verilmesinin söz konusu yürütülmesi gereken soruşturma bağlamında zorunlu olması gerekiyor. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız ise şüphesini gösteren, şüphesini gösteren somut delillerin vardığı gerekmekte. Yani bunu da kafamıza şöyle formülize edebiliriz. İki tane ana şartımız var. Birincisi zorunluluk, ikincisi somut deliller. Zorunluluk ve somut deliller yoksa kişi hakkında gözaltına alma kararı verilemeyecektir. Yine itiraz. Peki gözaltına alma kararına nasıl itiraz edilecek? Bu önemli bir nokta. Ee, şimdi yakalama işlemine gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılma ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emirlerine karşı. Biliyorsunuz burada yakalama yapıldı veya gözaltına yakalama yapıldı yakalama tutanağı tutunuldu, yakınlarına haber verildi veya gözaltına alma kararı verildi Cumhuriyet Servisi tarafından veya gözaltına alma kararı verildi sonrasında bunun uzatılmasına karar verildi ki bunun gibi yazılı emirler geldi bunlara karşı biz itirazı ne durumda, ne hangi durumlarda hangi sürelerde yapacağız buraya bakmamız gerekiyor burada önemli olan nokta kimin en başta itiraz yapabileceği burası önemli bir nokta itirazı kimlerin yapabileceğini iyi bilmemiz gerekiyor her şeyden önce yakalamaya gözaltına ve gözaltı suretinin uzatılmasına karşı itirazı yakalanan kişi yapabilir. Birinci olarak. Yakalanan kişinin müdafiği yapabilir. İkinci olarak. Yakalanan kişinin kanuni temsilcisi yapabilir. Üçüncü olarak. Yakalanan kişinin eşi yapabilir. Bakın burası önemli bir nokta. Belki ceza muhakemesi kanunu kapsamında dahi olsa çok önemli bir e, uygulama, önemli bir düzenleme bu. Yakalanan kişinin eşinin ayrı olarak bir itiraz hakkı bulunuyor burada. E, buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de önemli olan noktalardan bir tanesi birinci veya ikinci derecede Bakın bir veya ikinci derecede kan hısımları. ceza muhakemesi kanunu buna özellikle e, bir e, ayrı bir parantez açmak gerekiyor. E, öncelikle üçüncü derece olmaz bakın. Yani kişinin babası kardeşi olabilir ama kardeşin oğlu olamaz mesela veya kişinin babası olur, dedesi olur. Pardon, e, kişinin babası oldu, e, dedesi. Oldu. dedesi de ikinci derece oluyor ama dedesinin kardeşi, dedesinin çocuğu olamaz. Yani dayısı, amcası da teyzesi, hallası olamaz. Burada üçüncü derecenin, üçüncü derecelerin olmaması önem arz ediyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani üçüncü derece kan hızımları e, gözaltına alma ve geçici yakalama koruma tedbirlerine itiraz edemez. Yine bir diğer noktada kayın hısımları da itiraz edemez. Yani birinci veya ikinci derece dahi olsa kayın hısımları da geçici yakalama veya gözaltına alma kararlarına veya gözaltına uzatılması kararlarına karşı itiraz hakkına haiz değiller. Burası da önemli bir nokta. Daha fazla üzerinde durmadan şunu söylemek gerekiyor. Bakın itiraz merci. Yani itirazın kimlerin yapabileceğini söyledik. Şimdi itirazın e, sürelerine bakacağız ve kim Kime yapılabilecek? İtiraz merciği arkadaşlar biliyorsunuz ki son e, bu ceza mahkemesi kanunundaki köklü yapılan değişiklerle öncesinde suç ceza mahkemeleri olan artık suç ceza hakimliği olan ayrı bir makam olarak suç ceza hakimliği ihdas edildi. Artık itirazlarımızı koruma tedbirleri olarak geçici yakalama gözaltına alma kararlarına karşı itirazlarımızı e, suç ceza hakimliğine yapmamız gerekiyor. İtiraz merciği suç ceza hakimi ve... Buna da sulh ceza hakimi yapılan itiraza 24 saat içerisinde karar verir diye ayrı bir düzenleme de mevcut. Burası da önemli bir nokta. Yani sulh ceza hakimine kişinin yakalanan kişi, müdafiye, kanuni temsilcisi, eşi, birinci veya ikinci derece kat kısmı suç ceza hakimine itiraz edebilir ve sulh ceza hakimi 24 saat içerisinde karar vermek zorunda. Bu söz konusu geçici yakalama gözaltına alma kararlarına veya gözaltına alma kararının uzatılması kararına karşı yapılan itirazları karara bağlaması gerekiyor sulh ceza hakimine. Şimdi burada hemen serbest bırakılmayı sağlamak amacıyla e, suç ceza hakimine başvurma e, yetkisine haiz olduğunu söyledik bir takım e, yakalanan kişinin müdafiye kanun birisi vs. Suç ceza hakim bunu 24 saat dolmadan başvuru sonuçlandırması gerekiyor. Gözaltı süresinin dolması veya suç ceza hakiminin kararı üzerine e, serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmezse Cumhuriyet Savcısının kararı olmadıkça bir daha bu nedenlerde söz konusu mezkur nedenlerde yakalama işlemi uygulanmaz. Biz buna kısaca formüle edersek Aynı nedenden yakalama yasağı diyebiliriz. Burası önemli bir nokta. Yani yeni ve yeni, yeterli başka bir delil elde edilmemiş olması hasebiyle yani söz konusu suç aynı suç, aynı fiil, aynı soruşturma, dosya tabiri aynı dosya ama burada kişi hakkında yakalama kararı verilmiş ve sonrasında süresi bitmiş, salınmış veya gözaltına alma kararı verilmemiş, serbest bırakılmış. Ve ne bileyim bunların süresi dolmuş. Sonuçta kişi çıkmış veya itiraz neticesine çıkmış. Tekrardan yakalama yapılabilmesi için söz konusu bu bu dosya hakkında veya bu suç fiili hakkında yani ilgili yani bu yakalamanın yapıldığı ilgili dosya hakkında tekrardan yeni ve yeterli bir delil elde edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yine aynı nedenlerle kişi hakkında yakalama yapılamaz. Yani mükerrer yakalama yapılamayacak. E, tabii tabi bunun için belirli şartlar var. Yeni ve yeterli bir delil elde edilmişse söz konusu için bu tür durumlarda yeniden yakalama yapılabilecek. Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa en geç bu süreler sonunda sulh ceza hakimi önüne çıkartıp sorguya çekilecektir. Bu durumlarda savcı sulh ceza hakiminden adli kontrol ya da tutuklama kararı verilmesini ister. E, sorguda müdafide hazır bulundurulur. Burası önemli bir nokta. Tutuklama istemi'nin en son noktada tutuklama istemi olduğunu söylemiştik. Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa eğer yani serbest bırakılmazsa e, bu süreler sonunda yani ne kadar süre az önce söyledik 24 saat toplu suçlarda 24 artı 3 gün e, suç ceza hakimi önüne çıkardı bu kişi sorguya çekilecek eğer serbest bırakılmazsa en geç bu sonunda sulh son ceza hakimi karşısına çıkarılması lazım bu durumda da savcı sulh ceza hakimden iki şey talep edebilir. Ya adli kontrol kararı verilmesini ya da tutuklama kararı verilmesini ister. Burada tabi sorgulama müdafide hazır bulunduruluyor. Burası önemli bir nokta. E, dikkat edersek geçici yakalama, gözaltına alma işlemleri, öncelikle geçici yakalama, sonra serbest bırakılmayı gözaltına alma durumları. Bunun ardından söz konusu gözaltına almadaki e, mevzu bahis olan üst limit sınırları aşılmadan kişi mahkemede suç ceza hakimin karşısına sorguya çıkarıldıktan sonra savcı ya bu kişi hakkında gözaltına alınan kişi hakkında bir adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebinde ya da tutuklama talebinde bulunabilecektir. Şimdi bunun dışında gözaltındaki şüphelinin e, biliyorsunuz ki müdafi ile kendisinin bizzat görüşme hakkı var. Bunun kısıtlanmasını hangi durumlarda söz konusu olabilir buna da bakacağız. E, ancak bunu bir diğer videoya bırakalım. Ondan sonra kalan e, bölümleri bölümlere gelecek videoda tekrardan e, konunu açıp derinlemesine ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.